Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. 8. hafta dersimize başlıyoruz. Uzaktan eğitim sistemine ders dokümanını yüklemiştim. Muhtemelen görmüşsünüz ve indirmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu arada görüntü ve seste bir problem var mı arkadaşlar? Tamam, devam edelim o zaman. Şimdi şöyle bir saniye. Şuradan ekranı paylaşmam lazım size. Şöyle yapalım. Şunu da ekran olarak. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. Yeni katılanları eklemek için köşede dursunlar şöyle. Yeni katılanlar oldukça bunları açmam lazım. Sonra şunu aşağı indirelim şimdilik. Evet. Şimdi kaç sayfaymış? 11 sayfalık bir doküman hazırladım bu hafta için. Bugün işte PN 4 eklemli 4 katmanlı 3 eklemli yerletken malzemeleri elektronik elemanlarını inceleyeceğiz. Bu sınıfta silikon kontrollü doğrultucular, SCR'ler, silikon kontrollü anahtarlar, SCS'ler, kutudan kapamalı anahtarlar, GTO'lar, ışıkla aktifleşen ya da aktive edilen SCR'ler, şokley diyodu ve diyaklar, kiriyaklar, ototransistörler ve optoizolatörler bulunuyor. Tek eklemli ve programlanabilir tek eklemli transistörler. Bunlar işte UJT ve PUT diye geçiyor. Bunları inceleyeceğiz. Bazılarına uzun uzun böyle birkaç sayfa yer verdim. Bazılarını kısa kısa anlattım. Burada tabii biraz kullanım alanlarına göre yaygın kullanılanları biraz daha geniş yer vermeye çalıştım. İç elektroniği açısından önemli olanlarını biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Bu malzemelerle birlikte aslında güç elektroniği alanında kullanılan yarı iletken malzemeleri tanımış ve bunları tamamlamış oluyoruz. Şimdi işte 4 katmanlı, 3 eklemli yerletken 3 elektroniği elemanından başlayalım. Silikon kontrollü doğrultucu. Silikon Controlled Rectifier diye geçiyor. SCR. Bir başka ismi bunun tristör diye de biliniyor. Tristörler. Ya da işte Silikon Controlled Rectifier, SCR'ler. Bunların ikisini de görebilirsiniz. İki tanımı da çeşitli kaynaklarda bulabilirsiniz, görebilirsiniz. İkisi de kullanılan bir tanımdır. Evet, ilk defa 1956'da Bell Telefon Laboratuvarı'nda tanıtılıyor. PN eklemli elemanların en önemlisi sayılıyor, SCR'ler. SCR'ler, röle kontrolü, zaman gecikmeli devrelerin kontrolü, güç kaynaklarının regüleli güç kaynaklarının kontrolünde, statik anahtarlama devrelerinde, motor kontrolünde, kıyıcılarda, yani gerilim kıyıcılarda, invertörlerde, doğrudan dönüştürücüler, cyclo konvertör denilen konvertörlerde, batarya şarj kontrol ve koruma devrelerinde, sıcaklık kontrolünde ve faz kontrolü gibi daha pek çok alanda SCR'ler kullanılıyor.
Ve son yıllarda SCR'ler artık 10 megawatt mertebesinde, dedin 10 megawatt yüksek bir güç seviyesidir. Bu mertebelerde güçleri 2000 amper akım, 2000 amper, 2 kilo amper yani ve 1800 volt gibi gerilim seviyelerini kontrol etmek için tasarlanabiliyorlar. Ve bu güçleri 50 kilohertz gibi hızlarda anahtarlama kabiliyetlerine sahipler ve bu sayede indüksiyon fırınları gibi ve ultrasonik temizleme gibi uygulamalarda kullanılıyorlar SCR'ler. Evet, SCR'nin temel çalışma prensibi, sembolü, yapısı, bunları incelemeye başlayalım. Evet, sembolü şöyle bir diyot, ta dersin ilk başında uzun uzun size diyot anlatmıştım. Aslında diyot gerek işte elektronik alanında, gerek güç elektroniği alanında pek çok yeriletken malzemenin yapı taşını oluşturuyor, temelini oluşturuyor. SCR'ler de, silikon kontrollü doğrultucular da diyotlar gibi, sembolü de diyotlara benziyor. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere doğrultucu, kontrollü doğrultucu. Mesela diyot ne yapıyordu? Tek yönde akım akıtıyordu. Fakat bunu bir kontrol devresiyle sağlamıyordu. İşte belli şartları oluşturduğunuzda iletime geçiyordu. O şartlar ortadan kalktığında da kesime gidiyordu. Buradaysa bir kontrol ucu var ve o ucun ismi gate ucu arkadaşlar. Gate ucu. Evet, ben böyle kaptırıp gidince şimdi problem var mı bilemiyorum. Şuradan chat kısmına bir bakayım. Ses gelmiyor diyor bir arkadaş. Problem var mı arkadaşlar? Problem yoksa devam edelim. Tamam. Gate ucu bu kontrollü doğrultucunun kontrol ucu. Yani SCR'nin iletime sürülmesini sağlayan uç. Evet. Sembolü diyoda benziyor. Katot tarafından bir tane uç çıkarılmış. Onun ismine gate denilmiş. Diyotta olduğu gibi çizginin gösterdiği uç katot, diğer taraf anot olarak isimlendiriliyor. Üç terminale sahip katot, anot, gate. Evet, SCR'lerin ileri yön iletim durumundaki dinamik dirençleri 0,01 ile 0,10 arasındadır. Yani 10 milyon ile 100 milyon arasında bir direnç gösteriyorken ters yönde bunların tipik dirençleri 100 kilo ohm ve üzerindedir. Yani ters yönde herhangi bir akım akıtmaz ya da çok küçük seviyelerde akım düşünebiliriz. Evet, yapı itibariyle PN-PN eklemi demiştik. 4 tane PN-PN malzemeleri 3 eklem oluşturacak şekilde birleştiriliyor ve işte alt N tabakadan katot, üst P tabakadan anot çıkartılıyor. Ortadaki P tabakadan da gate ucu çıkartılıyor. Evet, şimdi SCR'lerin çalışmasını anlayabilmek için iki transistör eşdeğeri denilen bir eşdeğer devresi bulunuyor. Şimdi şu yapıya bakınca gate ucu nasıl oluyor da bu anottan katoda akan akımın kontrolünü sağlayabiliyor, bunu başlatabiliyor ya da durdurabiliyor diye düşünüyoruz ama bunu buradan anlamak çok mümkün değil. Ama transistör eşdeğeri üzerinden bunu anlamak ya da çalışmasını kavramak çok basit olduğu için bu transistör eşdeğer modeli kullanılıyor. Şimdi iki tane transistör gibi düşünebiliriz tiristörü. Bir tane PNP transistör, bir tane NPN transistör şöyle bağlanmış. İşte PNP'nin emiter ucu anot olmuş. NPN Q2 transistörün emiteri de katot olmuş. İşte Q2'nin base ile Q1'in kolektörünün birleşiminden gate ucu çıkarılmış. Q1'in base ile de Q2'nin kolektörü birleştirilmiş. Bu herhangi bir şekilde dışarı çıkartılmamış. Şimdi bu yapıyı şöyle üçgen bir şekilde şu N tabakanın ucundan diğer P tabakanın ucuna doğru kesip ayırdığınızda yukarı taraf PNP, PNP tipi bir transistör.
Şuradan bir bağlantı geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Alt tarafta da NPN bir transistör. Bu N tabakasından da işte şuradaki bağlantıyı hayal edebilirsiniz. Böyle bir bağlantı olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında böyle bir bağlantı yok da biz bunun çalışmasını anlayabilmek için bu şekilde gösterebiliyoruz. Evet, şimdi bu transistör eşdeğeri devresine, transistör eşdeğeri devresinin gate'ine şöyle bir gate pulsleri uygulasak. İşte T1 anına kadar 0, T1 anında VG, T2'ye kadar VG'yi uygulayacağız. T2'den T3'e kadar 0, T3'ten T4'e kadar da eksi VG genliğinde bir uygulamış olsak. Şimdi burada VG'nin uygulandığı durumda neler oluyor bir ona bakmamız gerekiyor. Şimdi herhangi bir VG uygulamazken, yani T1'e kadar herhangi bir VG gerilimi uygulamazken, burası sıfırken bu transistörün base'i herhangi bir şekilde uyarılmadığı için Q2'nin iletime girme şartı oluşmuyor. Q2'nin iletime girme şartı oluşmayınca, Q2'nin kolektöründen herhangi bir akım akmayınca Q1'in base'inden de bir akım akmıyor. Ve dolayısıyla gate sıfırda durduğu sürece Q1'de Q2'de kesim durumunda kalıyorlar ve siz tristörün anodundan artı ve katoduna da sıfır uyguladığınızda anodundan katoduna doğru herhangi bir akım akışı olmuyor. Ama ne zaman ki işte T1 anında VG gerilimini uyguladığınızda VG gerilimi bakın doğrudan Q2 transistörün base ile emiteri arasına bağlanmış. Base artı emiteri eksi olacak şekilde. Biz işte transistörleri incelerken biliyoruz ki bir transistörün base emiteri arasında doğru öngörülmediğinizde o transistörü iletime sürebilirsiniz. Evet, burada da Q2 transistörü base emiter arasında doğru öngörülmediğinizden dolayı iletime girmek istiyor. Ve bu sizin işte base'inden akıttığınız bu küçük akım kolektöründe daha büyük, işte beta çarpı E base diyebiliriz, IC2'yi oluşturuyor. Ve bu IC2 hemen ne yapıyor? Q1'in dikkat ederseniz base'inden bir akım çekiyor. Şimdi IC2 oluşacaksa nereden oluşacak? Anottan Q1'in emiterinden base'ine doğru, diğer transistör kolektörüne doğru bir akım akacak. Yani sizin buradan uyguladığınız VG gerilimi Q2 transistörünü iletime geçiriyor. Q2 transistörü de Q1'i iletime sokuyor. Ve sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor bakın. Şimdi siz buradan bir base akımı akıttınız. Küçük bir base akımı. Buna karşılık IC2'yi oluşturdunuz. Bu IC2 IB1'i yani base 1 akımını oluşturdu. Base 1 akımı oluştuktan sonra artık IC1 akımı da oluşuyor dikkat ederseniz. Ve IC1 akımı kendisini oluşturan, yani şu başta biz VG'yi uyguladık, bunu iletime soktuk. Sonra IC2 geçti, IB1, o IB1'i IC1'i oluşturdu ve şurada bir zincirleme akım döngüsü oluşturduk. Tamam mı? Yani SCR'yi siz T1 anında bir sefer iletime soktuğunuzda artık T2 anında VG pulsini kesseniz de iletimde kalmaya devam ediyor. Bunu şöyle de gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu anlatım aynı zamanda benim size kaynak kitap olarak önerdiğim Nurettin Abut Hoca'nın kitabında da geçiyor. Oradan da okuyabilirsiniz. Çok ayrıntılı anlatmış hoca. Orayı okumanızı tavsiye ederim. Şimdi gate ucundan uyguladığınız bu pas Q2 transistöründen küçük bir akım akıtıyor, base'inden. Fakat bu akıttığınız küçük akım Q2'nin kolektöründe daha büyük bir akım oluşmasını sağlıyor ve bu IC2 akımı
İB1 akımını oluşturacağı için, İB1 akımı da İC1 akımını oluşturacağı için sizin bu başlangıçta çok küçük bir akımla başlattığınız bu akım akışı anottan katoda doğru böyle bir çığ etkisiyle büyüyerek maksimum değerine çıkıyor. Artık işte anot katot arasında nasıl bir yük bağlıysa, hangi gerilimde çalışıyorsa o akım değerine kadar çıkabiliyor. Ve bu işlem tipik SCR'lerde, şurada yazmışım bakın, 0,1 mikrosaniye ile 1 mikrosaniye gibi kısa bir sürede meydana geliyor. Bu sürelerde SCR turn on, yani kapalı anahtar konumuna geçiyor. Fakat akım büyüdükçe, yani 100 amper, 400 amper, hatta dersin başında o sunumda vardı, 2000 amperler seviyesinde bu sürenin biraz uzadığı söyleniyor. Mesela 10 ila 25 mikrosaniye değerlerine çıktığı söyleniyor arkadaşlar. Evet, şimdi SCR'leri kesime götürmek için ne yapmak gerekiyor? Tamam, iletime nasıl geçildiğini anladık. Gate'e pozitif pas verdiğinizde Q2 iletime giriyor. Bu Q1'i iletime sokuyor ve burada bir çığ etkisi oluşturup anottan katoda doğru bir akım akışını başlatıyor. SCR'leri kesime götürmek için gate sinyalini kesmek yeterli değildir. Evet, gate'i kesseniz de, buraya herhangi bir şey uygulamasanız da, bir defa iletime soktuğunuzda bu tristör anodundan katoduna doğru iletime devam edecektir. T3-T4 aralığında şuraya bakarsak negatif bir pulse uygulanıyor. Negatif pulse. Negatif pulse uygulandığında gate sinyaline, gate'e negatif bir sinyal uygulandığında SCR'yi kesime götürebilirsiniz. Ne oluyor buraya negatif pulse uyguladığınızda? İşte şunu ters yönde öngörülemiş oluyorsunuz ve bir yerde aslında anot katot arasında ters yönde bir gerilim uygulamış oluyorsunuz. Bu da SCR'yi kesime götürebiliyor. Fakat tek bu tercih edilen bir şey değildir. Yani negatif pulse uygulamak çok fazla tercih edilen bir şey değildir. Peki, SCR'yi, iletimde olan SCR'yi kesime götürmek için ne gibi yöntemler kullanılır? Bunlardan iki tanesi burada bahsedilmiş. Anot katot akımının kesilmesi, interrupt diye geçiyor İngilizcesi de, kesintiye uğratılması veya komutasyona zorlanması. Komutasyona zorlanması, yani akım için, akımın geçişi için ayrı bir yol bulmak. Komutasyona soktuğunuzda da kesime götürebiliyorsunuz. Bakın şurada iki işte akım yolunu değiştirme ile ilgili iki örnek verilmiş. Bir tristör var. İşte gate'i, katodu, anodu bir devreye bağlı. Anodundan katoduna doğru akım akarken anodunda bulunan anahtarı açmak, bu anahtarı açarsanız tristörü kesime götürürsünüz. Fakat bu da pek tercih edilen bir şey değildir. Biz zaten bu anahtarı, SCR'yi bu akımı anahtarlasın diye koyuyoruz. Oraya başka mekanik bir anahtar koymanın çok da anlamı yok. Bir başka yöntem, paralel bir anahtar koyup, bu anahtarı tristörü kesime götüreceğiniz sıra bu anahtarı kapatmaktır. Bu anahtarı kapattığınızda buranın direnci daha düşük olacağı için akım bu anahtardan geçip SCR'den geçmeyecek. SCR'den akım geçmeyince de SCR kesime gidecektir. Bu da bir yöntem. Bir başka yöntem, aslında en etkili işte komutasyon yöntemi dediğimiz yöntem bu. Anot katot arasına ters yönde bir gerilim uygulamak. Anot katot arasına ters yönde bir gerilim uygulamak. Bu gerilim VB ile gösterilmiş. Bakın katodunda artısı var. Anoduna da transistörden bir eksi geliyor. Bunu şöyle gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu yine Nurettin Hoca'nın kitabında var bu örnek. Oradan ben de okumuştum. Hatta hocanın dersini alırken hocadan birebir dinlemişliğim de var. Şimdi tristörün anodundan katoduna doğru bir akım akışını başlattığınızda bu akım akışını
işte bir diyelim ki okuldaki bir koridorda koşuşturan öğrenciler olarak düşünün akım akışını. Anottan katoda doğru bir akım akışı var. Bu akım akışını, elektrik akım akışını işte gündelik hayatta bir okuldaki koridorda koşuşturan öğrenciler işte gibi düşünebilirsin. Ya da bir insan topluluğu. Böyle akın akın geliyorlar. Şimdi normalde bu insan akışını nasıl durdurursunuz? Bağırsanız, çağırsanız durur mu bunlar? Durmaz. Yani o bir defa koşturuyorsa onları durdurmak çok kolay değildir. Ama mesela aniden bir tanesinin önüne çıkın veya birkaç tanesinin önüne çıkın, onları durduruverin. Bir anda arkadan gelen kalabalık, birkaçı belki ezilir falan filan ama bir anda bütün kalabalığı orada durdurabilirsiniz. Öndeki birkaç tanesini durdurduğunuzda o bütün büyük koşuşturan kalabalığı ani bir şekilde durdurabilirsiniz. İşte ters yönde gerilim uyguladığınızda da bu oluyor arkadaşlar. Ters yönde gerilim uyguladığınızda bu iletimde olan çok yüksek akım akıtan tiristör bir anda o çığ etkisi bir anda tak diye kesiliyor ve kesime gidebiliyor. Bu tip komütasyon devreleri tiristörleri kesime götürmek için sıkça kullanılıyor. Bu tip devreler karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim SCR'nin karakteristiğine. SCR karakteristiği aslında DIO'da biraz benzer bir karakteristik. Fakat tabii farkları mevcut. Şimdi şu sol taraf, SCR'nin sol tarafı yani ters yön gerilimleme durumundaki tarafına baktığınızda ters yönde gerilim uygularsanız aynı diyotta olduğu gibi bir sızıntı akımı akıyor. Ters yön akımı. Yine tıpkı zener şey diyotlarda olduğu gibi bir zener kırılma bölgesi var. Ters yön kırılma gerilimi deniyor buna. Başka ne var? İşte ileri yönde ön gerilimlediğinizde bir ileri yön kesim bölgesi var. Yani ileri yönde gerilim vermeniz iletime girmesini sağlamıyor bu elemanın. Gerilimi artırırsanız belli bir noktaya kadar hiçbir akım akıtmıyor ya da sızıntı akımı dediğimiz bir akım akıtıyor. Sonra belli bir noktadan sonra akım akışı başlıyor. Eksponansiyel bir artış var bakımımızda. Artıyor. Sonra VDRF diye bir ileri yön devrilme gerilim dediğimiz bir gerilim var. Şimdi bu ileri yön devrilme gerilimi, tiristörün ileri yön gerilimini artırdınız, VBR'ye geldiğinde artık buradan devriliyor ve bir anda lineer bölgeye geçiyor. Tamam, bakın VBR gerilimini açtığınız anda hemen grafik bu tarafa geçiyor. Burası bize diyotlardan tanıdık bir bölge. Diyodun ileri yöndeki işte iletime girdikten sonra belli bir R eğimiyle akım yükseliyordu biliyorsunuz. Burası diyoda çok benziyor. Şimdi şu maviyle gösterdiğim grafik hiçbir V-gate gerilimi uygulanmayan bir tiristör için V-gate gerilimi yokken ki durumu temsil ediyor. Gate gerilim uygulamaya başladığınızda gate'den bir akım akıyor. Artık VBR'nin azaldığını görüyorsunuz. Ve nihayet belli bir İşte IG2 gibi daha büyük bir akım akıttığınızda gate'e bir pulse uyguladığınızda yani artık VBR sınırına gitmeye gerek kalmadan ne oluyor? Tiristör iletime geçiyor ve tıpkı bir diyot gibi şurada belli bir işte dirsek bölgesi sonra lineer bölgeye geçip akım yükselip gidiyor. Evet, şurada bu anlattığım grafikle ilgili tanımlar bulunuyor. Bunlara da bakarsınız arkadaşlar. Şimdi SCS'ye bakalım. Silicon Controlled Switch. Yani kontrollü silikon anahtar. SCS. Evet, SCS'nin SCR'den farkı yine 4 katmanlı 3 eklemli bir eleman. PNPN dizilimiyle yapılmış. Fakat bunda iki tane gate bulunuyor. Bir tanesi katot tarafına doğru yakın olan katot gate, diğeri de anot tarafına doğru yakın olan
anot gate olmak üzere iki tane gate'i bulunuyor. İşte sembolik olarak yine tristörle benzer bir çift transistör yapısıyla gösterilebiliyor. SCR ile yapıları çok benzer. Katot ve anot olmak üzere iki tane gate var. Katot gate ucu SCR'nin gate ucuyla aynı işleve sahip. Anot gate ucu ise SCS'nin iletime ve kesime götürmede kullanılabiliyor. Anot gate terminaline negatif gerilim uygulanırsa SCS iletime giriyor. Ancak katot gate olduğu için buna pek gerek kalmıyor ama pozitif gerilim uygularsanız da, yani anot gate'den pozitif gerilim uygularsanız da kesime götürebiliyorsunuz. Şimdi anot gate ucundan iletime sürülebilen SCS'de iletime sürmek için anot gate ucundan 1,5 miliamper gibi bir akım akıtmak gerekirken bu akım katot gate ucunda 1 mikroamper seviyesinde. Yani katot gate'den iletime sürmek için 1 mikroamper akıma ihtiyaç var. Ama anot gate'den iletime sürmek isterseniz 1,5 miliamper akım geçirmeniz gerekiyor. Yani anot gate iletime sürmek için değil de kesime götürmek için kullanılan bir terminal olarak düşünülebilir. Evet. Diğer bir devre elemanı. Bunları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü bunlar özel devre elemanları. Bu arada 10 dakikamız kalmış. 10 dakikada gittiği yere kadar bitirmeye çalışacağım. Yetmezse bir oturum daha açarız. Gate turn off switch, GTO. GTO elemanı. Gate turn off switch. Kapıdan kapatılabilen anahtar. Şimdi SCR gate ucundan iletime sürülebiliyordu. Fakat kesime götürmek için özel komutasyon devrelerine ihtiyaç vardı. GTO'larsa kapıdan hem iletime hem de kesime götürülebilen devre elemanları. İşte SCR ve SCS'ye benzer PNPN eklemli bir anahtarlama elemanıdır. Sembolü böyle. Sembolü farklı olmakla birlikte yapı ve karakteristiği SCS ve SCR'lere çok benzerdir. SCR ve SCS'lere göre avantajı kapısından uygulanan bir pals ile kesime götürülebilir olmasıdır. Evet, GTO ile ilgili bu bilgileri bilmemiz yeterli arkadaşlar. Biraz sembolünü tanıyalım. Ne işe yarıyormuş, nasıl açılıp kapatılıyormuş bilsek yeterli. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, tavsiye ettiğim kitaplarda bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler var. Evet, bir başka güç elektroniği elemanı Light Activated SCR. Yani işte ışıkla aktive edilen tristör. Işıkla aktive edilen tristör. Sembolü şu iki şekilde. Bir tane böyle bir sembolü var. GTO'ya benziyor bu. İşte ışık gelişini gösteren iki tane ok. Anot katot gate ucu var. Fakat gate ucu olarak genellikle bu ışık kaynağı kullanılıyor. Ya da anot katot gate bildiğimiz SCR sembolü. Yuvarlağın içinde bir lambda var. Işıkla çalıştığını gösteren bir lambda harfi var. O da ışıkla çalıştığını gösteriyor. SCR ile birebir aynı karakteristik olarak düşünebiliriz. Sadece iletime sürmek için burada ışık kullanıldığını unutmayalım. Şimdi gelelim bir başka devre elemanına, Shockley diyordu. Shockley diyordu. Şurada ben şunları çizmeyi unutmuşum. Şuralar çizilip N yazılacak arkadaşlar. Siyahların içinde P olacak. Acereyle yazdığımdan bunlar kalmış. P, N, E, N sırayla. 4 katmanlı, 3 eklemli bir özel diyot. Evet, şimdi bunun diyot, adının diyot olduğuna bakmayın. 3 tane eklemi var. 3 tane eklemi var. SCR'ye çok benziyor. SCR'den farkı, yani kontrollü doğrultucudan farkı, bir kontrol terminali yok. İki tane terminali var. Anot, katot. Herhangi bir kontrol terminali bulunmuyor. Fakat normal diyottan çok farklı bir karakteristiğe sahip. Normal diyotta ne biliyorduk işte biz? Bir zener bölgesi var. İleri yönde de bir eksponansiyel bölgeden sonra lineer bölge başlıyordu. Ama bunda bakın dikkat ederseniz SCR'de olduğu gibi bir kesim bölgesi var.
VBR breakdown voltage, kırılma gerilimi dediğimiz ya da devrilme gerilim dediğimiz gerilimden sonra bir anda akım bu tarafa doğru gelip akım artışı oluyor ve bir anda lineer bölgeye geçiyor. Yani aslında burada bölge değiştiriyor. Şuraya kadar akım akmazken VBR'den sonra bir anda akım akışı başlıyor. Evet, 4 katmanlı PNPN bir 3 eklemli 2 uçlu devre elemanıdır. Karakteristiği VG eşittir 0, IG eşittir 0 olan bir SCR karakteristiğinin aynısıdır. Şurada şöyle ileri doğru devam edersen bakın IG 0 dediğimiz şu mavi karakteristik. Mavi karakteristik. Bunun aynısı. Shockley diyodunda görüyoruz. Şu kısmını çizmemişim ben de. Burayı devam etmişsiniz. Şöyle bir zener bölgesi de var burada. Nerelerde kullanılıyor? Şimdi belli bir gerilimden sonra iletime girdiği için bunlar. İşte VBR gerilimi 30 volt, 40 volt, 50 volt neyse belli değerlerde iletime giriyor bunlar. Şimdi şurada bir RC osilatörü devresi var. Şimdi şuraya V gerilimini verdiğinizde V gerilimini R direnci üzerinden bu C kondansatörü şarj olur. Şarj olur. Belli bir süre sonra bu gerilim yükselir. Fakat bu Shockley diyodu bunun önünde bir bariyer oluşturduğu için VBR'ye kadar herhangi bir akım akışına izin vermez. Ne zaman ki kondansatörün gerilimi VBR'yi aştı, o zaman bu iletime girer ve tiristörü iletime sürer. Tiristörü iletime sürer. Sonra tabii bu iletime girdiğinde kondansatör, bakın buranın direnci sıfıra yakın olacak ve şuradan doğrudan GND'ye bağlanacağı için kondansatörün üzerindeki şarj sıfıra gidecek. Bir sonraki cycle'da direnç üzerinden kondansatör tekrar şarj olmaya başlar. Tabi buradaki bunun anot gerilimi sıfıra düştüğü için şu breakdown'dan sonra tekrar sıfıra doğru gelecek. Sıfıra doğru gelecek. Dolayısıyla burada şurayı çizdik. Nasıl oluyor acaba? İşte buna dokunmayalım artık. Sıfıra doğru geri geleceği için tekrar bu kesime girecek. Kondansatör tekrar şarj olana kadar bekleyecek. Kondansatör tekrar şarj olduğunda tekrar devrilecek ve tiristörü tekrar iletime sokacak. Yani mesela bu tiristörü iletime sokmakta kullanılabilecek özel bir tetikleme devresi olabilir. Bu Shockley diyoduyla. Tabii daha başka özel uygulamaları da var Shockley diyodunun. Şimdi DIA'ya geçeceğim ama DIA'ya geçmeden önce isterseniz bu oturumu sonlandırayım. Sonrasında DIA'ya devam edelim. Sonra tekrar bir oturum açacağım. Önce şu